Günaydın herkese, yeni bir vlogdan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte başladığımız bu serüvenin ikinci videosu ama gün olarak da dördüncü günündeyiz. Ben çok heyecanlıyım. Dört günde çok iyi gidiyoruz ya arkadaşlar. Lütfen lütfen kendimizi bir tebrik ederim. Dört gün oldu ve çok iyi gidiyoruz. Bugün enerjim çok iyi. Saat 12'ye geliyordu en son. Şu an telefonum yanımda yok. 12'ye geliyordu. Hazırlandım. Geç uyandım biraz. Çünkü dün akşam çok geç uyudum. Böyle artık o kadar acıkmıştım ki bu arada hani böyle ajanda yapmak için bu arada hani ıvır zıvırlarla uğraşmak için geç uyudum. Ama acıktım da aynı zamanda normal Saime gece 4'te o yemeği söylerdi. Ama asla söylemedim ve gittim uyudum. Suyumu içtim ve uyudum. O açıdan kendimi gururla burada ifade edebilirim diye düşünüyorum. Üçüncü günümüzden sonra, bugün dördüncü günümüzde çok dinç ve enerjim. Biraz daha alışmaya başladım. Akşam yemelerine en azından kendimi hop dur diyebiliyorum. O açıdan mutluyum. Şimdi gelelim, hemen küçük bir giriş yapacağım. Çünkü kafeye gitmem gerekiyor. Geç kaldım, geç uyandım dediğim gibi. Kahvaltılık bir şeyler hazırlayacağım. Burada mı yesem yoksa kafede mi yesem bilmiyorum ama hiç aç değilim ve canım kahve istiyor. O açıdan yanıma da yumurta alamıyorum. Yumurta alınca yiyemiyorum. Biliyorsunuz beklemiş yumurtayı yiyemiyorum. Bir dolaba bakacağım neler yapabilirim. Ona göre tekrar şimdi güncelleme yapacağım size. Şimdi arkadaşlar dolabı da sizden saklayacak değilim. Neyse beraber bakalım. Şurada biraz peynir var. Lor peyniri. Şurada yoğurtlar var. Süzme yoğurtlar. Şeftali meyveler var. Acaba bugün yulaf mı yapsak yoksa maydanoz falan var. Böyle yeşil sıvı bir içecek mi yapsak kafede? Aşağıda marul falan da var. Şu kolalar Süleyman Bey'in. Hiç Süleyman kolasız hayatta yaşayamaz yani. Mümkün değil. Karar veremedim ya. Dur bakalım bir. Evet sesin geliyor. Ne yapıyorsun bebek? İyi bakalım. Ben de kafeye geleceğim de. Yo video falan çekmem lazım. Reels çekeceğim şu ajanda Reels'ına. O yüzden kimse... Ya, ya niye tutmadın oraya? Abi o masayı bana tutun diyorum size kaç kez. Neyse tamam. Neyse ben şey söyleyeceğim. Şimdi kahvaltılık canım hiçbir şey istemiyor da yulaf yerim büyük ihtimal kafeye gelince. Meyve var mı kafede? Beraber yulaf yiyelim. Ha, o zaman şeftali getiriyorum. Tamam tamam. Peki akşam sen kafeye eve gelir misin yemek hazırlamaya? Ha, o zaman tamam akşam yemeği de hazırlamıyorum. Böyle geliyorum ben. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Hava ile konuştum. Kafede şimdi kahvaltı için yulaf yiyeceğim. Canım özellikle ağır bir şey istemiyor nedense. Hem şöyle ilk bir kahve içmem lazım. Çok istiyorum şu an. Soğuk siyah bir kahve istiyorum. Yulaf yerim. Meyveli falan. Zaten standart benim kahvaltı biliyorsunuz bir şey olmadığında. Akşam da hava bir şeyler yapacak. Havada ne yapar? Yine air fryer'a bir sebze atar. Üstüne aslında bugün tavuk falan yesek iyi ya. Hiç hayvansal gıda yemiyorum neredeyse. Sıfır. Hep sebze ağırlıklı besleniyorum. Ya yazları da çok gitmiyor zaten. Sebze güzeldir. Bakalım akşam hava ne yaptığına göre şey yaparız. Ama bu süreci çok iyi gidiyoruz ya. Ben çok inanıyorum biliyor musunuz? 270. günü burada beraber kutlayacağımıza çok inanıyorum. Çok güzel gidiyoruz. Manav geldi. Ben gidiyorum. Vay be gözlerimiz yaşlı. Kahvaltımızı hazırlıyorum. Şunları güzel güzel doğrayacaktım. Sonra dedim ki elime neyse doğrama tahtası kirletmeyeyim dedim. Elime şey yapayım dedim. Buraları çok çekmeyelim lütfen. Şeftalili yulaf yapıyoruz. Gerek yok diye ısırarak yerdik. Bir kaşık yulaftan bir kaşık ısırık şeftalide. Hiçbir doğramana gerek yoktu. Zahmet oldu. Sıkıntı değil. Bu kakao senin sanırım. Evet. Sen sevmiyorsun diye sana kakao koymadım. Evet. Şimdi saatimizi söylememiz lazım. İlk öğünü yiyeceğim ve bugün öğünüm gecikti. Ama hiç aç değildim. Dedim ya kahve istiyorum canım. Kahve ajandayla uğraşırken İlk öğünüm gecikti. Sıkıntı var mı? Yok tabii ki. Yani çizgimin içinde olduğu sürece hiçbir problem yok. Ama çizginin dışına çıktık mı orası kırmızı işaretlenir. Tabii siz çizgine şu anda ne bilmiyorsunuz ama birazdan ajandamı göstereceğim ve orada anlayacaksınız. Birer tane şeftali, birer yarım kayısı. Şu şeftali de doğrayayım mı? Küçükmüş şeftaliler. Şimdi dışarı çıkacağız ve ilk öğünümüzü açacağız. O zaman saati gösterir misin? Dur bakalım. Dışarı çıkınca tekrar şey yapalım. Evet, şu anda yulaf kasem. Hemen içindekileri söylüyorum. 40 gram yulaf, 120 mililitre süt,
bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı kakao, 1,5 tane de şeftali mevcut içinde. Şeftali küçüktü. Saatte 14.25. Her şey yolunda, mükemmel gidiyor. İlk öğünüm ve 4. günüme devam ediyorum. Aa, kuru üzüm var bir de içinde biraz. O da bir tatlı kaşığı yoktur. Kuruymuş, güzel oluyor aslında. Kalori oranları çok yüksek. O yüzden böyle mesela 5-10 tane falan içine atılmalı. Bir avuç falan mümkün değil. Bir avuç zaten 500 kalori falan. Günlük alman gereken kalori benim maksimum 1200. Ki zaten 1200'ün de biraz altında almaya çalışıyorum. 1000 falan almaya çalışıyorum. O yüzden kuru yemiş çok tercih etmiyorum açıkçası. Şu dönemde. Yani şu an kilo vermek istediğim için ama diyelim ki birkaç ay sonra kuru yemişler hayatıma tekrar giriyor. Çünkü çok seviyorum fındıklı, bademli, çok seviyorum ama aşırı pahalı ya. Hiç gerek yok, boşver. Eskisi gibi değil ki, altınla yarışıyorlar ya. Bir avuç kaşığı alıyorsun 100 lira, bir avuçla. Birazcık bir açlık hissediyorum. Ben yulaf yediğimde çok acıkıyorum. Yani bunu fark ettim. Daha erken acıkıyorum. O yüzden sabah böyle yumurtalı, işte sebzeli kahvaltıyı daha çok tercih etmeye çalışıyorum açıkçası. Bir de şu kulaklığı çıkartalım bir. Şimdi açlığımı bastırma sıracağına. Bu arada saat de 5.30 yani. Yani çok geç değil. Bir soğuk filtre denedim. Bu süreçte sütlü kahve çok tüketmemeye çalışacağım. Olabildiğince Amerikano, filtre kahve. Hani kalorisi düşük içerikleri tercih edeceğim. Kahvenin zaten ekstra bir L-karnitin özelliği olduğu için özellikle spor öncesi falan böyle nabzı yükseltip yağ yakımına da yardımcı oluyor. O açıdan ben de işe yaramıyor her gün tonla içtiğim için ama şimdi bir kahve molası veriyorum. Yoluma devam ediyorum. O kadar acıktım ki kafayı yiyeceğim. Saate bakacaktık sözde. Neyse saat geldi telefon. 19.22 20.00'dan sonra ağzıma tek lokma koyamıyorum. Yani orucum başlıyor. Hani kafamda öyle yaptım. Yani diyorum ki orucum başlıyor sayma. Hiçbir şey yiyemezsin. O yüzden son dakikalarım ve havada bütün gün burada olduğu için video editlemek için yemek biraz sıkıntıya düştü. Neyse hazırlamış havan bir şeyler artık ne olursa dedim havan ne olur 2-3 bir şey yolla. Okan da yemeği almaya gitti. Ben de kafedeyim. Yemeğin gelmesini bekliyorum. 2-3 dakikaya gelir. O zaman yeriz. Havva'dan yemekler geldi arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şöyle salatamız var. 2 tane. Biri Okan'ın, biri benim. İçinde gördüğüm kadarıyla maş fasulyesi var. Şu erişte diye tahmin ediyorum. Evet. Çok güzel olmuş bu arada. Erişte var, domates var, salatalık var, soğan var. Gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Ha şu kırmızı olanlar da havanın kendisini yaptığı turşu. Ne turşusuydu? O kırmızı bir tane var ya sebze. Şurada da air fryer'a kabak atmış. Yoğurdumuz var. Yoğurt üzerine dökeceğiz. Bu şekilde de mükemmel bir mük öğün yani yine. Ellerine sağlık. Kabak çok açım. O yüzden hiçbir şey konuşmadan yemek istiyorum. İçinde böyle soğan var. Ama köz soğan. Aşırı güzel. Air fryer'da yaptı herhalde. Bilmiyorum. Havaya sormamız lazım. Çok güzel olmuş zaten. Şey, bu şu kırmızılar ne turşusuydu ya? Lahana. Kırmızı lahana. Havaya kendi yapmış. Güncellemesi köşemiz gibi bir şey oldu burası, farkında mısınız? Evet, ben farkındayım. 4. günündeyiz ve akşama ettik. Şu an yine saat 12'ye geliyor ve ben uyumak üzere evime geldim. Ama birkaç saat ajanda falan yaparım diye düşünüyorum. Ondan sonra büyük ihtimal
Hemen uyku. Biraz yoruldum da bugün. Beslenme konusunda iyiydik. Yine rutinimize uyduk. Sabah da akşam öğünlerimizde ikisi de sağlıklıydı ve saatlerinde yedik. Şimdi akşam yeme gibi bir dürtüm yok şu anda. Büyük ihtimal yemem. Büyük ihtimal değil, kesin yemem. Yarın 12'de de artık bakacağız neler yaparız, neler yapmayız. Bu arada yarın bir fuara gitme durumum olabilir. Zaten fuara gidersem büyük ihtimal yanıma almaya çalışırım sizi de. Kahve fuarı var İzmir'de. Aslında bizim de bir davet almıştık katılım için ama çok stand açma falan istemedik. Büyük ihtimal seneye gibi istiyoruz bu söz grup Ayşe, yani şirketin bir öyle fuar katılımı olabilir. Ama bu yıl öyle düşünmedik. Her neyse, yine saçma sapan şeyler anlatıyorum değil mi? Neyse, beslenme rutinimiz güzel. Yarın görüşmek üzere. 5. günde, yarın 5. günümüz olacak. Zaman ne çabuk geçiyor. 5 gün oldu. Yarın 5. günümüz. Neyse, ben hadi birazcık pijamalarımı falan giyeyim, saçımı başımı açayım. Ondan sonra uyku vaktidir. Şu pencerenin önüne geldim. Arkadaşlar bugün kaçıncı gün ya? Bugün cuma. 5. gündeyiz, şaka gibi. 5. gündeyiz. Ben o kadar kafam yoğun ki şu anda. Sabahtan bu arada çok erken kalktım. Sabahtan bir fuar vardı. Kahve fuarı İzmir'de. Ona gittim geldim. Şu anda herkese ziyaretimi yaptım. Bütün çalışanlarımızı, arkadaşlarımızı, işte franchise olduğumuz markaları falan filan derken hepsini ziyaretlerini yaptım ve geldim. Saat 13.23. Hiçbir şey yemedim. O kadar güzel şeyler bana verdiler ki ama hiçbirini yemedim. Sadece filtre kahve americano içtim. Her yerde kahve içtim sadece. Pastalar, börekler, çikolatalar, kurabiyeler, hiçbir şey yiyemedim. Yemedim yani, bilerek, isteyerek, gerçekten size yemin ederim o kadar önüme konulan şeylerin hiçbirini yemedim. Niye? Çünkü vermiş olduğumuz bir söz var kendimize. Ve bugün bu sözü bozmadıysam asla da bozmam. Bu arada yeni ürünler gelmiş mesela, işte yeni parçacıklı limonatalar falan var. Şeker olduğu için onları bile içmedim, denemedim ve benim işim bu. Bunları deneyip, yorumlayıp geri bildirim vermek ve yapmadım, işimi yapmadım şu anda. Dedim Süleyman'a veriyorum, Süleyman şunu iç, Süleyman şunu iç falan diye. Hiçbirini yiyip içmedim. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım, sonra acil kafeye koşacağım. Çünkü bugün kitap kulübü var, kafeye koşmam lazım. Süleyman'ın da acil bir sevkiyat durumumuz var, onu da kafeden çıkartıp sevkiyata yollamam lazım. Hemen en hızlısından bir kahvaltı hazırlıyorum kendime, en hızlısından. Şöyle biberli, yumurtalı ve lor peynirli bir omlet yapacağım. Yanına domatesli salatalık doğrayacağım. Bugünkü kahvaltım bu şekilde. Son halde göstereyim. Lor peynirli, biberli omletime domates salatalım. Hadi bana afiyet olsun, acil kafeye kaçmam lazım. Gün güncelleme noktasına hoş geldiniz diyorum. Akşam oldu. Gördüğünüz üzere bugün o kadar yoruldum ki, o kadar bitik durumdayım ki anlatamam size. Ama keşke kameramı yanıma alsaydım diyorum. Yanıma almadığım için bir ekstra pişmanlık duyuyorum. Çünkü bugün kitap kulübü vardı, bahsetmiştim ya sabah, ya da bahsettim onu da. Onu bile hatırlamıyorum yani. Böyle sabah fuar, sonra kahve işleri iş derken, sonra akşam kitap kulübü derken tamamen darmadağınım. Her neyse. İşte kitap kulübümüz vardı. Çok güzel geçti. Müge'nin doğum günüydü. Müge'nin doğum gününü falan da kutladık. Beslenme ile ilgili hemen açıklık götürüyorum. Akşam yemeği yiyemedim. Çünkü kitap kulübü olduğu için o saatte yemek yemedim. Saat 8'i geçtikten sonra biliyorsunuz ki yeminli bir kardeşiniz olarak buradan yemek yemiyorum. Ve şu an hiç yemek yemedim. Sabahki yediğimle duruyorum. Sadece bir 5 gibi bar, bu işte sadece 69 kalori yazan böyle şekersiz barlar oluyor ya, şöyle küçük bir şey, saçma pahalı ama kalori sağlıklı olduğunu iddia eden barlar, onlardan yedim küçücük. Ve onun dışında hiçbir şey yemedim. Müge'nin pastasını da böyle ayıp olmasın diye önüme aldım ve sadece bir çatal aldım tadına bakmak için. Onu da yemedim. Kendimi tebrik ediyorum. Diyetime aykırı bir davranışta bulunmadım. Sadece akşam yemeği yememek tabii ki şu anda beni deli gibi aç olmama neden oluyor. Ama ne kadar aç olursam olsun kesinlikle şu an orucum başladı ve yarın 12'ye kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Bunu bozmayacağım. Bir kere bozarsam devamı gelir. O yüzden bozmuyorum ve hiçbir şey yemiyorum. Günüme devam edeceğim. Şimdi size akşam yemeği ıvır zıvır göstermediğim için ve bugünün de boş geçmesini istediğim için ajandamı göstereceğim. Kafeyi toparladık, işte çanta benim hala kötü olduğu için ve uzun süre yürüyemedim, uzun süre ayakta duramadım ve ağır taşıyamadığım için çantamı Okan taşıyor. Kafeden çıkarken çantayı aldı. Bu böyle olmaz. Sen bunu böyle her gün taşıyamazsın. Bu ne kadar ağır falan diyor. Hani bu sağlıklı insanı da hasta eder. O kadar ne var bu çantanın içinde falan derken.
Ona da bir tık hak verdim. Çantam o kadar ağır ki anlatamam size. Şimdi çantamı göstereceğim. İçinde neler var? Sonra da bu beslenme ajantamı gösterip nasıl yaptığımı, neler yaptığımı göstereceğim. Hatta bugün de beraber işaretleyelim istiyorum. Masaya gidip şu ajanda işini belledim. Sonra ben makyajımı çıkartıp, üzerimi değiştirip, pijamalarımı değiştirip direkt yatağa gireceğim. Hiçbir şey yapmayacağım ya. Sadece yatağa girmek istiyorum. Çünkü sabah çok erken kalktım fuar için. Tabii ki şu an gece 12 oldu. İnanılmaz benim için yorucu bir gün oldu. Şimdi gidelim şu ajandaya bir bakalım. Öncelikle hiçbir şey değiştirmeden şu şekilde çantamı göstereyim. Çantam bu. Şimdi içinden çıkanlara bir bakacağız. Telefonum vardı içinde tabii ki. Kulaklığım. Kulaklığım olmadan asla. Okuduğum kitap. Bu benim karalama defterim. İçinde yani saçma sapan şeyleri karalıyorum bununla genellikle. Ve çok saçma bir defter yani. Bu çok saçma bir defterdi. Ve ben sadece karalama hani okurken ki yazdığım şeyler saçma sapan birden telefon görüşmesi oluyor işte telefonla ilgili bir şey yapıyorum gibi saçma sapan kullandım ve bitince atacağım bir defter. Şurada ha bu bugün eşantiyon verilen bir şey bu saçma bir şey bunu hadi bakalım ama eve getirmişim o kadar saçma bir şey. Bu günlük tuttuğum ajanda. Bu kitap kulübü kitabımız. Bu rafa gidecek okundu çünkü. Geçen ayın kitabıydı. Şu güneş gözlüğüm. Şu kalem kutum. Şu beslenme ajandam. Şimdi size göstereceğim. Bu bütün kitapları yazdığım bir ajanda. Aylık okumalarım. Ha, bu şurada birkaç tane şey var. Bugün için özel. Yeni yaptığım alışveriş gelmişti. Yıldırım Kırtasiye'den. Onların açık hali var. Bunlar videoda gösterilmek üzere kalkıyor. Şu iki tane defterim var. Gereksiz. Almasam da olurmuş. Bunu okuduğum kitabı çok sevdiğim kitaplar kategorisinde ya, alıntılarını yazdığım yere yazacağım diye yanımda taşıdım. Bütün kitaplarım kütüphanemin Excel halinin çıktısı. Yeni aldıkça üzerine ekliyorum. İşte şu şekilde göstereyim. İşte bunu da defterime geçireceğim diye sürekli yanımda taşıyorum. Şu şey. Şöyle küçük küçük şablo mu deniyor artık bir şey deniyor. Sticker, post-it gibi not aldığım şeyler. Şu boş işte o şeyleri geçireceğim diye. Arkadaşlar şaka gibi. Aa, benim anahtarım yok zannettim. Anahtarım yanındaymış. Evet. Anahtar. Şurada yanında ehliyet cüzdan gibi şeyler. Ivır zıvır. Şurada şeyler falan. Evet. Gördüğünüz üzere çok saçma ve dağınık bir çantam var. Şimdi gelelim asıl konuya. Ajanda konumuza. Spor ajandamı göstereceğim şimdi. Şöyle defterim vardı. Bunu artık beslenme ve spor ajandası yaptım. Şimdi size ilgili kısımda şu şekilde başlığı da gösteririm. Güzel bir ışıkta göstersem iyiydi. Şu şekilde genel bir görüş yaptım. Bakın arkadaşlar bu kadar gün sonra istediğimiz hedefe ulaşmış olacağız. Yani ben burası sığdı diye 234 dedim ama yaklaşık 7 aylık bir serüveni içeriyor burası. 7 ay sonra istediğimiz her şey istediğimiz gibi olacak. Yani böyle beslenmeye devam edersem istediğim fiziğe, istediğim kilolara inmiş olacağım. Şu an 5. gündeyiz bugün. Ayın ikisi. İşaretlemedim. Beraber işaretleyeceğiz. Yeşile boyuyorum. Kırmızı o günün ife uymadığım ve sağlıksız beslendiğim anlamına geliyor. Yeşiller düzgün beslendiğim anlamına geliyor. Bu başladığımız ilk gün kötü beslendik. Sonra her şey çok daha güzel gitti gerçekten. Bu burada işte şu şekilde bir genel sayfam var. Haftalık bu şekilde bir sayfa yapacağım. Burada da işte ifime uyduğum saatler yazıyor. Şöyle göstereyim yakından. İşte saat 6-7-8 diye başlıyor. Benim yeme aralığım 12 ile işte 20.00 arası ve benim hangi saatlerde yediğim çizginin dışında ise yine kırmızı ile işaretli. İkinci gün çok güzel, üçüncü gün çok güzel, dördüncü gün çok güzel, beşinci günde çok güzel gitti bugün. Onun haricinde şurada da şey, yediğim öğünlerle ilgili bir çizelge yapayım dedim. İşte gülen yüzler o öğün, işte kahvaltı, akşam yemeği, şurada atıştırmalık ya da onun haricinde bir şey yediysem bir yukarı bir tır daha çıkıyorum gibi düşünebiliriz. İlk gün biliyorsunuz bir sıkıntı yaşadık. Sonra düzgün gitti. Şimdi 5. günde düzgün gidecek diye düşünüyorum yani. Şu an için öyle zaten düzgün gidiyor. Bu şekilde bir ajanda oldu. Şurada ikinci haftayı da şöyle yaptım. Daha tabii oraya gelemedik. Beslenme ve bu şekilde hafta hafta yapacağım. Bu beni çok motive ediyor. Yapması da güzel. Şimdi buraya mesela yeşilleri işaretlediğimizde de güzel olacak. Gayet hoş. Başarılı oldu bence. Çok tatlı olmadı mı? Evet şu saçla o kadar böyle sıcakta bastı ki havalarda nemli falan böyle. Şimdi gidip üstümü değiştireceğim artık. Lenslerimi çıkartacağım. Makyajımı çıkartacağım ve uyuyacağım. Yarın ilk öğünümde büyük ihtimal deli gibi aç olacağım. İlk öğünde görüşmek üzere diyorum şimdiden size. Ben yatıyorum. Çok açım.
Ama hayır, açlık iyi. Açlık hormonu mükemmel bir hormon. Açsan vücudun senin hasarlı hücrelerini onarmaya zaman ayıracak. O açıdan mükemmel bir şey. Açın. Çok iyi bir şey. Bu açlık hissine alışmam lazım. Alışmam lazım. Günaydın. Bugün valla bu uzun açlığımızdan sonra kendimi tebrik ediyorum. Saate bakıyorum. Şu an air fryer'a bir şeyler koydum. Saatin 12 olmasını bekliyorum. 11.45 orucumu açmak için tabii ki de. Sonra da kahvaltımı yapacağım. Bayağı açım. Dün akşam da çok açtım zaten. Ama olsun. Bekledik bir şekilde geçti zaman. Ve kendimle gurur duyuyorum. Hiçbir şey yemedim. Hiçbir şekilde. Sadece su içtim. Şu anda da hala böyle bir su içiyorum. Bugün işe birazcık geç gideceğim. Birazcık geç gideceğim için kahvaltımı yapayım. Akşam yemeğimi hazırlayayım. Ondan sonra çıkayım istiyorum. Ajandamı falan da şöyle birazcık yaparım. Üzerinde uğraşırım. Bir şeyler okurum derken evde biraz vakit geçireceğim. Onun haricinde de bu arada şey, hava bulaşık makinesinden şimdi mi bahsedeyim, gelince mi? Bugün gelir mi sence? Bana dün kargoya verildi diye geldi. Bugün gelenlerin ne olduğunu bilmiyorum. Ya bizim evde bulaşık makinesi yoktu, almamıştık yani henüz. Bir de evde biz hiç yemek yemiyorduk zaten. Doğal olarak şimdi bu serüvene başlayınca evde sürekli bulaşık çıkıyor. Bir de herkes evde yemek yemeye başladı. Sürekli bulaşık kavgası oluyor. O yüzden dünden önceki gün bir bulaşık makinesi aldım. İnternetten aldım. Hepsi burada da. Yani mağazada daha pahalıydı. Baktım internete daha uygun. İnternetten aldım ben. O bugün gelecek, sonra servis arayacağız. Servis gelecek, kuracak falan derken. Öyle onlarla falan da belki uğraşırız diyerekten. Eve, işe geç gideceğim. O birazcık benim için iyi oldu. Evde vakit geçiririm diye düşünüyorum. Şimdi gidelim. Güzelce bir şey yapalım. Kahvaltıda neler yiyeceğimi göstereyim size. Airfryer'ı yine geçen gün yapmıştım. Bir önceki vlogda işte yağlı kağıdı koyuyorum. İçine de bugün evde cumartesi olması nedeniyle şey, yani evde hiçbir şey yok. Yarın pazara gideceğiz. Domates bile yok. Sadece marul vardı. Kendime maruldan bir salata yaptım. Onun haricinde bir tane biber vardı, soğan vardı, bir de peynir vardı. Biber, soğan, peyniri airfryer'a koydum. Sonra da üstüne yumurta koyup böyle yine pizzamsı gibi bir şey yapacağım. Geçen gün çok hoşuma gitmişti. Yine aynısını yapacağım. Bence güzel, yani bu da güzel olur diye düşünüyorum. Geçen gün de domates vardı, bunda biber var. Tek fark o. Soğan inanılmaz yakışıyor. Böyle biraz karamelize gibi oluyor. O açıdan tekrar soğan koydum. Onu yerim, yanına da marul salatası yerim. Sonra güne başlarım. Akşam da artık ne varsa. Evde de hiçbir şey yok dedi abla ama. Hava gir. Hiçbir şey yok. Bakliyatlardan, dondurucudan bir şeyler çıkar mı? Airfryer ötüyordu. Gidip sallayalım. Şöyle sebze yapmıştım 15 dakika. Yani bir bence hala olmamış. Birazcık daha olması gerekiyor. Ben bu arada Xiaomi'nin en çok okuduğum şeylerinden biri kapağı tam takılmıyor diyordu. Gerçekten onda çok haklılar. Şöyle bir tamam manuelde 180 derece 15 dakika başlayalım. Zaten arada 5, yani biraz süreden sonra salla uyarısı geliyor. O zaman tekrar şey yaparız, sallarız. Bir de şöyle işte nar ekşisi döktüm. Limon sıktım, zeytinyağı, tuz. Maruldan bir salata yaptım. Bir de onu yapacağım. İki tane o az önceki air fryer'ın üzerine iki tane yumurta kıracağım. Bana biraz abartıyorsun gibi geldi ama. Abla, kamerayı açtığında tehdit edeceğim seni diye. Evet, tehditlerimi şimdi de kameraya koy. Bak, kameraya da koyuyorum. Gerçekten diyorum. Evet. Mikrofiber bezlerimi bak, 3 tane. 2 pembe, 2 sarı, 1 pembe. Evet. Bak, renk de verdim. 2 sarı, 1 pembe. Uzunlar. Evet. Mikrofiber bezim. Evet. Çok pahalılar şu an. Alamam. Evet. Bayağı pahalılar. Tamam. Doğum hediyesi olarak yollamak isteyenlere evet derim. O 3 tane mikrofiber bezimi. Evet. Mutfakta görürsem mutfak bezi olarak. Elleri titriyor sinirden, anlatamam size. Evet. Vallahi kitaplarımı ıslak suya bastırırım. Yani bu kadar büyük bir tehdit. Benim için çok değerli onlar. Tamam, sabah sabah niye bu kadar yükseldin ya? Geçen kalp krizi geçiriyordum, evde kimse de yoktu. Mutfağa bir girdim, mikrofiber bezim, ben kullanmaya kıyamıyorum onu. Kullanacaksan niye aldık? El bezi olarak kullanmasını istemiyorum. Tamam. İyi, tamam, bir daha ama o zaman koyma oraya bezlerini dolabına. Zaten saklıyordum. Nasıl buldun anlamadım en ben. En öndeydi. Kimse almasın diye saklıyordum ben onları. Ortalıkta demek ki alabileceğim nasıl bir şey. Nasıl saklayacağım? Sakladım ki hepsini sen gördükten sonra.
Bulurum ki. Bulamazsın ki sakladım. Bulurum ki. Aa, imkan yok. Boyunuzun yetmeyeceği yerde. Söz ver kameraların karşısında. Tamam be, bir daha illemem. 3 tane mikrofiber bezim var. Tamam. 2 tane pembe, 1 tane yeşil. Hayır, ikisi. Ama ben bunu kalemle anlattım, kitapla anlattım. Tamam tamam. Diğer her şeyi kullanabilirsin. Bir sürü bez var, hepsini kullanabilirsin. Bir sürü halı var, hepsini kullanabilirsin. Tamam, ben onları kullanmak istiyorum. Hayır. Hemşecek. Mikrofiber bezlerimden uzak dur. Tamam, link ver, alacağım kendime. Hayır. Benim mikrofiber bezlerim. Sabah sabah deli olmuş gelmiş bağırıyor ya. Şu şekilde yumurtalı pizza sığım yani, bunu bir ad bulamadım ya. Bu ve salatamla kahvaltıma başlıyorum. Bu bayağı şu an güzel gözüküyor. Size ne kadar geçiyor bilmiyorum ama bayağı güzel gözüküyor. İnşallah tadı da güzeldir. Şarjı çok azmış. Neyse, bir şarjı takayım kamerayı da. Selamlar, selamlar. Bu mutluluğumun nedeni karnımın tok olması. Tabii ki de bir avantajı var ama bir nedenim daha var. Şu an dedim ya, pazara gitmedik, evde hiçbir şey yok. Sebze, meyve namına hiçbir şey yok diye. Düşünüyorum kara kara havayla ne yapacağız diye. Sonra Okan aradı. O da çıkacakmış. Okan'ın annesi de enginar yapmış. Diyor ki kızcağızıma da götür ve akşam yersiniz. O yüzden akşam yemeğimi Okan'ın annesi yaptı. Enginar yemeğimiz var. Çok mutluyum. Çok mutluyum ve inanılmaz güzel enginar yaptıkları için. Hatta ben enginar yediğimiz gün Okan'a söyledim ki annem bir enginar yapsa da yesek ya falan diye. Çünkü inanılmaz güzel yapıyorlar. Portakallı falan yapıyorlar. Şimdi o yüzden akşam yemeği için bir şey hazırlamıyorum. Bir şey de almıyorum yanıma. Akşama enginar yiyoruz yani. Her neyse, bunu söylemek için ben kamerayı açmıştım. Şimdi toplanıyorum. Eşyalarımı aldım yanıma. Kitaplarımı aldım. Ajandalarımı aldım. Yine bavulumu aldım yani. Kafeye geçeceğim. Okan da çıkıyor. Böyle bir kahve içip biraz sohbet edip sonra mesaiyi devralacağım Süleyman'dan. Bulaşık makinesini ben bekledim bekledim, gelmedi. Artık Süleyman'la yer değiştirince Süleyman evde kabul edecek diye düşünüyorum en azından. Mecbur kabul edecek. İnşallah benim olmam gerekmiyordur imza atmak için falan da. Zannetmiyorum olmam gerektiğini. Her neyse. Şöyle ben de ajandamı açık bıraktım. Size de göstereyim. Akşam gelince işaretleyeyim diye. Ama akşamı beklemedim. Dedim ki bugün zaten %100 kesin uyuyacağım yine. Yine akşam yemek yemeyeceğim. Her şey çok güzel gidiyor. Saatime uyuyacağım. O yüzden şimdiden kendime güveniyorum ve işaretliyorum dedim. İşaretlemeleri yaptım. Hadi gelin bakalım. Şu şekilde. Birinci haftamızın 6. gündeyiz. 12'de yemeğimi yedim. Akşam da 8'den önce akşam yemeğimi yiyip günü kapatacağım ve sağlıklı bir şekilde beslenmiş olacağım. Sadece şurayı boyamamışım. Burayı da boyayabilirim. 7. gün. Abi günler ne hızlı geçiyor. Başlayalıdan beri 6. gündeyiz. Şaka mı? Bu rengin bu renkle uyumu şaka mı gibi oldu ama. Yani bayağı hızlı gidiyor. Şöyle genel bakışa da hemen bir bakalım. 5. günümüzde yeşil oldu. Bugün de yeşil olacak. Ve mükemmel olacak. Şu 30. günde falan bayağı bir ilerleme, yol kat etmiş olacağız. Bu arada tartılmakla ilgili konuşabiliriz biraz ya. Bir dakika. Düşüyordum, yine koltuğumun ucuna oturdum. Buranın ışığı iyi olduğu için hep burada çekiyorum. Hatta şu ucuna değil de şöyle güzelce yerleşeyim. Ondan sonra çekilmem. Şimdi ne söyleyecektim? Tartılmakla ilgili. Ben max kilomdayım şu anda. O yüzden tartıldım ve böyle her hafta her gün tartılmayacağım. O yüzden hedef kısmı uzun bir süre sıfır gibi durabilir. Ay yani hedef işte -35 verilen sıfır gibi durabilir ama böyle bir 2-3 hafta tartılmayacağım. Çok sık tartılınca morali bozulan bir insanım. O yüzden mesela 2-3 hafta sonra tartılıp böyle kendimde 3 kilo vermişim, 4 kilo vermişim görmek beni daha çok motive ediyor. Şu an öyle tartılmıyorum. Büyük ihtimal tartılmayacağım da. Spora tekrar başladığım gün tartılırım büyük ihtimal spor salonunda. Çünkü ben hep spor salonunun o dijital bilmem ne yağ ıvır zıvır ölçen tartısında tartılıyorum. Yine orada tartılırım. Spor içinde şöyle, belim %100 iyileşmedi tabii ki. Biraz bacaklarımın da ağrısı var. O nedenle bu 2 hafta daha kesin devam etmeyecek gibi duruyorum. Aynen. Sonra da ilk hafta kardiyo, sadece yürüyüş olarak başlamayı planlıyorum. Ondan sonra tekrar hocamla işte vücut ağırlığıyla birlikte işte artık ne yani ağırlıkla çalışmaya başlarım diye düşünüyorum yani. O yüzden 2 hafta daha kendime off veriyorum. Yani Özgün'e de o şekilde söyledim. Özgün'e de o şekilde söz verdim. Bana kalsa yarın başlayacağım spora ama o da kesinlikle başlama diyor çünkü. Bir 2 hafta daha böyle yatacağım. Hareket az, hiç ağır kaldırmadan güzelce iyileşmesini, tam iyileşmesini bekleyeceğim. Sonra da yürüyüşle geri döneceğim. Zaten çok zor bir süreç geçirdim. Yani hiç size çok yansıtmamış olabilirim ama o kadar ağrım vardı ki, o kadar kötüydüm ki. Ya ben kötüyüm dedim ya ilk kez. Çünkü dönemiyorum, yatak
yapmaktan duramıyorum ağrıdan, yani acıdan. Vücudum beni taşımıyor. Yani yürüyemiyorum, tuvalete gidemiyorum. Yürüyemiyorum yani. Vücudum beni taşımıyor. Belim ayaklarıma hükmedemiyor. Belimin ağrısından duramıyorum. Yani tekrar öyle bir şey yaşamak istemiyorum. O yüzden dikkat edeceğim ve bu kiloyu da vereceğim. Yani bu kilo vücuduma ağır geliyor. Yani doğal olarak o kaslarıma, eklemlerime, her şeyime ağır geliyor. Bunu verip artık rahatlatacağım kendime. Artık kendimi sevmek istiyorum ya o konuda. Kendimle, vücudumla barışmak istiyorum. Rahat rahat düzene giriyorum. Yani çok iyiyim. Şu an akşamları acıkıyorum. Ama şey demiyorum mesela, yemek yiyeyim mi diye hiç kafama öyle bir soru işareti gelmiyor birkaç gündür. Hani yemek yemeyeceğimi biliyordum diye şartladığım için herhalde kendimi. Hani şunu da yesem ne güzel olur falan, hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Aklıma da gelmiyor. Yemek yemeyeceğim, açım ve bu duyguya alışsayım ediyorum. İşte yatıyorum, bir şeyler izliyorum, açım, sonra da uyuyorum, geçiyor bir şekilde. Bugün de öyle olacak mesela. Akşam geleceğim büyük ihtimalle 12'de. Bir şeyler canım yani böyle yemek yemem, ama diyorum yemeyeceğimi bildiğim için de zorlamayacağım kendimi. Güzel bir serüven olacak diye düşünüyorum. 6. gündeyiz. Zaman çok hızlı gidiyor. Yarın 7. gün. Sonra böyle gidecek ya. Bitecek böyle. 200. günde neler olacağını çok merak ediyorum şu an. Çok sabırsızlandım ya. Neyse, ben kafeye gideyim artık. Geç kaldım. Evet, sınavların başlaması nedeniyle kafe biraz yoğun. O yüzden çok çekim alamıyorum. Her neyse, şimdi bir filtre kahve siparişimiz var. Yeni demleniyor. Yeni kahve falan açacağım. O açıda da onları yaparken de birazcık sohbet etmiş olalım diye başlattım videoyu. Saat 5 şu anda ve hiç açlığım yok. Çok iyiyim. Kahve içtim. Kahvaltımı zaten güzel yaptım. Akşam yemeği için Okan kereviz getirmiş zaten, onu yiyeceğiz. Büyük ihtimal 7-8 arası yerim yani. Kapanışa en yakın saat diyorum ki eve gittiğimde çok açlık hissetmeyeyim. O sıra yemeğimi yerim büyük ihtimalle. Şimdi şu kafe işlerini halledeyim. Tekrar sohbet ederiz. Evet, temiz geldi. Okan Beyler getirdi. Açmamıza yardım eder misiniz? Yine kendisi doymadığı için ekmek getirmiş arkadaşlar. Annesine demiş ki beni burada aç bırakıyorlar. Ekmek benim. Burada da kereviz mi var? Dur şunu çıkartalım, öyle şey olmuyor. Şöyle az önce kereviz demişim ama enginar yemeği aşırı güzel yapıyorlar ya. Şimdi hemen yiyoruz. Okan Bey ekmeğini yesin. Çok güzel koktu, farkında mısın? Şu an deli gibi bunu yemek istiyorum. Ha bu arada iç baklalı. Baklaları da gösterelim. İç baklalı en sevdiğim. Kendime koca bir tabak aldım ve akşam yemeğim budur. Yanına başka bir şey yemeyeceğim. Bir de patatesli zaten. O yüzden yanına hiç karbonhidrat almayacağım. Bu arada saatten bahsetmemişim. Saat de 19.00 şu an tam. Belki 2 geçiyordur şimdi. Biz yiyelim diye kalktığımızda 19.00'da. Yine efimiz oyduk. O yüzden başarılı bir gün. Eve geldim ve her zamanki gibi bir çanta boşaltma merasimi yaşayalım dedim. Bir sürü kargo gelmişti yine bugün. Onları eve taşıdım. Toplu bir kargo açılışı yapacağım. O yüzden de şu kargolar... Şurada bir kargo yığını var. Oraya gidecek. Onun haricinde bugün yarın sabah çok erken kafeye gideceğim. Bugün kapanış bendeydi. Yarın açılış kapanış bende. O yüzden sadece bir 5-10 sayfa okuyayım diye bunu yanıma getirdim. Onun dışında çantamda zaten başka bir şey yok. Şöyle gün sonu güncellemesi yapalım be. Ajanda üzerinden gidersek 6. günü de çok rahat bir şekilde komple yeşil yapabiliriz. Her şey yolunda. Zaten o kadar kendimden emindim ki burayı da bu şekilde yaptım. Şurayı da güzelce yeşile boyadım da 6. gün tamamdır. 7. gündeyiz. Onu da hiç böyle hani şey, çok modum yerinde bozacağımı düşünmüyorum açıkçası. 1. hafta neredeyse bitti. Pazartesi günü yeni bir haftayla olağanüstü başarılar bizi bekliyor. İlk önce bir yarına geçirelim. Ondan sonra pazartesiyi düşünürüz zaten. Her zamanki köşeme şöyle bir geleyim. Güncellememi yapıp kapatacağım videoyu. Aslında bu video, bir dakika. Evet, 3 gündür zaten çekiyorum bu videoyu. Artık günler karışmaya başladı. O yüzden bugün kapanış yapma zamanıdır diyorum.
Lenslerimi çıkartıp elimi yüzümü yıkayıp saçlarımı toplayıp acilen yatmak istiyorum ama 5-10 sayfa kitap okumam lazım. Çünkü çok planımın gerisindeyim. O nedenle de şu planımı güncelleyeyim ve hedefime, yani günü gününe gideyim hedefimle, geride kalmak istemiyorum. Bu arada bu 3 gün çok güzel geçti. Hatta ilk vloguma göre çok çok daha güzel geçti. Düzenim biraz daha oturdu. Her şeye alışmaya başladım. Herkes de alışmaya başladı artık. Ben de kendime artık alışmaya başladım bu süreçle ilgili. Böyle direkt şey, orucum başladı, tamam. Orucum açıldı, tamam gibi düşünüyorum ve bu psikolojiyle çok rahat ilerliyorum. Bir de yediğim öğünlerin sağlıklı olmasını istiyorum çünkü yani o kadar emek veriyorum, o kadar aç kalıyorum, bari değsin istiyorum. O yüzden de hiç öyle aklım kötü şeylere gitmiyor. Bir ilk gün biliyorsunuz sıkıntılıydı. Onun haricinde şu ana kadar mükemmel, her şey ilerliyor. Ve bakalım. Yani şöyle Haziran, Temmuz, Ağustos'ta tatile gideceğim. Yani 2 aylık bir sürecim var aslında tatil öncesi. Ve o 2 aylık süreçte böyle 5-5-10 kilo versem o kadar güzel olur ki. Yani çok istiyorum. O yüzden de böyle ekstra bir dikkat ediyorum. O tatile gitme motivasyonu beni çok etkiledi. Ekstra dikkat ediyorum böyle yediklerime. Karbonhidrat tüketimimi çok minimumlara indirdim. Olabildiğince sebze, yeşillik yiyorum. Zaten siz de görüyorsunuz. Beslenmemi bu şekilde yapıyorum. Sabahları da proteini mutlaka alıyorum yumurtadan. Güzel bir süreç bizi bekliyor açıkçası. Ben şu anlık durumdan çok çok memnunum. Bakalım daha neler bekliyor. Çok mutluyum. 6. gün ya. Şaka gibi, daha dün başlıyorduk. 6. gün bitti. Yarın 7. gün. Yani 30. günü falan çok merak ediyorum. Bu önümüzdeki hafta sonu için yarın Galatasaray maçım ne varmış? Okan tüm gün yok. Önümüzdeki hafta sonu için, pazar günü için benim uzun süredir yani gitmek istediğim bir yer vardı. Böyle sınırsız sangriyalı, böyle kahvaltı brunch tarzı bir yer. Böyle çok keyifli bir yer Urla'da. Oraya gitmek istiyordum. Okan da işte bu pazar seninle ilgilenmeyeceğim. Önümüzdeki hafta pazar hani seni oraya götüreyim mi falan dedi. Gezelim mi falan dedi. Ben de aa dedim, olur, sonra dedim ki hayır olmaz. Yani bu 2 ay sıfır bozmayla geçecek ve ilk bozuşum tatilde olacak. Hani tatilde salacağım. O zamana kadar çok sıkı gideceğim. O yüzden dedim ki yok ya, gerek yok. Gerek yok, gitmeyelim. Sonra gideriz ya. Şimdi bir düzene oturtmaya çalışıyoruz. Bir şeylere başladık. O yüzden hiç gitmeyeyim dedim. Bu kendimi bir şeylerden kısıtlamak gibi düşünmüyorum. Zaten çok fazla yaptım böyle şeyler. Bu süreçte en azından birazcık yol alana kadar bunları kendime diyorum ki yok, hayır, gerek yok. Gerek yok modunda takılıyorum. O yüzden ona dedim ki yok dedim, boş ver, gitmeyelim, başka bir şey yaparız. Belki denize gideriz, hani öyle bir şeyler yaparız. Hani yüzmeye gideriz, şöyle yaparız, böyle yaparız diye düşündüm. Kendimle de bu konuda gurur duyuyorum yani, bu kadar istikrarlı kendimi hiç görmemiştim. Çok istikrarlıyım. Bence videolarım da motivasyon. Yani size bir şeyler çekiyorum ya. Bir de daha hiç bu seriyi yayınlamadık. Yayınlandıktan sonra gelen yorumlarla birlikte daha da motive olacağımı düşünüyorum. Bu sizin bu seride izlediğiniz ikinci video. İşte 4, 5, 6. günü izliyorsunuz şu anda. Ve ben de şu anda bir kapanış yapacağım. Kapanış yapmadan önce şeyi de göstermek istiyorum aslında. Buzdolabı geldi bugün. Ay buzdolabı diyorum ya, bulaşık makinesi geldi. Bıraktılar. Serviste gün ayarlayacağım ama şansımıza bugün cumartesi. Pazar günü çalışmıyorlar. Pazartesiye kadar saçma bir yerde duracak mutfakta. Masayı kaldırmak zorunda kaldık. Oraya bıraktılar. Servis gelip kuracak. Büyük ihtimal pazartesi gelip kururlar ve o zaman pazartesiye kadar da kaldığı yer çok kötü. Hadi size göstereyim hatta şimdi orayı. Şöyle normalde burada masa vardı. Ama şu şey gelmiş, bulaşık makinesi gelmiş buzdolabının yanına. Ben bulaşık makinesini bu arada siyah almayı çok istedim ama Hava dedi ki siyah alırsan seni öldürürüm. Çünkü işte bizim ankastreler, işte buzdolabı falan siyahtı ama çok iz yapıyor dedi. Bir de Hava biraz temizlik takıntısı olduğu için, yani biz de hiç dikkat etmediğimiz için sürekli iz oluyor. Sakın bulaşık makinesi daha da çok ellenecek, istemiyorum dedi. O yüzden gri aldık. Bakalım, ilk hemen geldim. Yemek çantamı attım gittim içine üstüne. Öyle bakalım, bunu gelsinler bir kursunlar. Deneriz, model marka paylaşırım zaten mutlaka memnun kalırsak. Şöyle kapanışımı yapayım. Bulaşık makinesine dayanaraktan çok yoruldum. Gerçekten yoruldum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere diyorum. Yarın 7. günün vlogunu başlatacağım sabah. O yüzden heyecanlıyım, dinamiyim, güzelim. Şu an yorgunum, o yüzden böyle sesim, enerjim azmış gibi durabilir ama gerçekten çok iyiyim. Yarın bir sonraki vlogda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın.
Video emojisi belirlemedik tabii ki. Bu videonun emojisi bulaşık makinesi olsun arkadaşlar. Bulaşık makinesi, buzdolabı, beyaz eşya dediklerimiz ankastreler. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya emoji bırakırsa mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hadi hoşçakalın.